Moderatör programında tekrar Kütahya'ya bağlanıyoruz. Sevgili Rahmi Olcay, tekrar söz sende. Evet Ümit Bey, tekrar merhabalar efendim. Tarih şehri, kültür şehri Kütahya'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bütün izleyenlerimize, evlerinize bizleri konuk ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, değerli izleyenler, efendim Kütahya'nın çok değerli büyüğü, ev sahibi. Tabii kendisi yayın olarak bize misafir, biz de ev olarak onlara misafiriz. Doğru. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır. Efendim konuğumuz, Sayın Valim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Sizlerin aracılığıyla bütün izleyicilerinize biz de Kütahya'dan selam ve sevgilerimizi Kütahya gönderiyoruz. Kütahya gerçekten çok zengin. Tarihiyle, Doğru. kültürüyle Doğru. çok zengin. Kütahya'yı Doğru. nasıl buluyorsunuz efendim? Anadolu'nun her tarafı zengin ama Kütahya'nın özel zenginlikleri var. Tarihinde ve kültüründe özellik arz eden hususları var. Evliya Çelebi'nin memleketi, Ezop'un memleketi. Dolayısıyla biz burada tarihimizi ve kültürümüzü öne çıkartmak ihtiyacındayız. Zenginliklerimiz yalnızca tarihle, kültürle de sınırlı değil. Doğamız, tabiatımız, yeraltı zenginliklerimiz, termallerimiz, sıcak sularımız yönüne de bakıldığında gerçekten Kütahya büyük zenginliklere sahip, Cenab-ı Hakk'ın büyük nimetler verdiği illerden bir tanesi. Buradaki görev süreniz kaç yıl oldu? Bir 9 ay kadar oldu. Henüz yılı tamamlamadık. Daha yeni. Daha yeni. Evet. Ama uzaktan gelmedim. Bilecik'ten geldim. Aynı yine bir tarih şehrinden bir tarih şehrine sağ olsun devletimiz bizi görevlendirdi. Dolayısıyla coğrafyaya ve bu coğrafyada yaşananlara eşdeğer bir görev. Belki Osmanlı'nın kuruluşundaki iki önemli şehirden biri Bilecik ve Kütahya üst üste olarak nimeti ve şükrü gerektiren bir görev anlayışı içerisinde Sayın buradayız. Sayın Valim, biraz belki özel olacak ama sağ olun. Kütahya'da valilik yapmak nasıl bir duygu efendim? Gerçekten büyük bir sorumluluk aynı zamanda ve aynı zamanda büyük bir onur bizim için. Tarihimizin yaşandığı bu topraklara hizmet etmek, bu topraklarda bulunmak, aynı atalarımızın izinde, onların ayak bastıkları yerde gezmek bizler için bir onur kaynağı. Gerçekten büyük hadiseler olmuş. Biz kuruluş ve kurtuluş şehri diye tanımlıyoruz burayı. Evet. Osmanlı burada kurulmuş. Haymana'mız bizim topraklarımızda, misafirimiz Domaniş'te. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'mızın önemli kısımları Dumlupınar'da geçmiş. Zafer Tepe'miz burada. Dolayısıyla bizler hem kuruluşta hem kurtuluşta, Osmanlı'nın kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşı'mızda önemli olaylara şahitlik etmiş bir toprakta hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Aynı zamanda da sorumluluğunu yaşıyoruz. Sayın Valim, Kütahya gerçekten kinisiyle, personeliyle, evet. personeliyle, evet. Yapılan hizmetlerle evet. çok zengin bir kültüre, tarihe sahip. Aynen öyle. Biz ismi şehrimizi bir marka olarak öne koyacağımız, ortaya çıkaracağımız zaman biraz kafamız karışıyor. Gerçekten Çin'in zenginlik şehri. Çok çünkü. Çok, evet. çok. Gerçekten Çin'in şehri, Çin'in başkenti. Gerçekten bir termal şehri. 9 tane termal alanımız var. Merkezde, Tavşanlı'da, Gediz'de, Simav'da her tarafta bir sıcak suyumuz var. Bu yönüyle de bir termal şehri. Tarih şehri Frigya'dan kalan, Osmanlı'dan, Selçuklu'dan kalan bir sürü eserimiz var burada. Germiyanoğlu'na 130 yıl başkentlik yapmış bir şehirde. Bu gördüğünüz konaklar gibi belediyemiz ve özel idaremiz tarafından el atılıp kurtarılmaya çalışılan güzel bir sokağımız, Germiyan Sokağımız gibi bütün o duyguları, o kültürü yaşatacak bir ortam var. O zaman özellikle efendim biz şimdi Kanal 58 ekranlarından evet. canlı yayında Sayın Varim, Kütahya'ya gelmeyenleri evet. davet etmeniz lazım. Kesinlikle. Yani görülmesi gereken bir yer. Ben geldim geleli hep bunu arkadaşlarımla paylaşıyorum. Bu zenginlik yalnızca Kütahya'ya ait değil. Değil, evet. Bizim milletimizin tamamına, Anadolu'nun tamamına ait. Hatta bir adım daha atıp burada insanlığın ortak değerleri var, ortak mirası var. Misafirlerimiz burada kendi insanlığın ortak değerlerini görmeye gelmeliler. Yani burası insanlığın ortak değerlerinin, mirasının sahip olduğu yerler. Arizona'daki eser, oradaki tapınak gerçekten bugüne kadar korunabilmiş en güzel örneklerden biri. Bunları görmek lazım. Müzelerimizdeki eserler yine öyle. Yalnızca bizle başlayan değil. 7000 yıllık bir tarihin eserleri burada göz önünde, yeryüzünde. Dolayısıyla buraların görülmesi ve gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz biz. Sayın Valim, tabii biraz Kütahya dışında olacak ama tabii ki bizim bulunduğumuz mekanda tarihi bir mekan ve tarihi mekanlar da ülkemizin her ilinde, ilçesinde, beldesinde var hamdolsun. Evet. Bu ecdadımızın bize mirası. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız birer kültür adamı, sanat adamı Doğru. ve o ruhtan geldikleri için de
Sayın Cumhurbaşkanımız bir belediye başkanlığından geliyor. Doğru. Bir yerel yönetimden geliyor. Ve bir yerel yönetimin sıkıntısını daha iyi biliyor. Sizler zaman zaman buluşuyorsunuz Sayın Doğru. Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla. Size işte yerel yönetimlerde, yerel yerlerde, illerde, ilçelerde şunu şöyle yapın maksadıyla yol gösterdiği muhakkak oluyordur yani. Doğru, doğru. Bütün toplantılarımızda yapılan üst düzey toplantılarda şehirlere ait tarih dokusunda, kültürel zenginliklerde yapılacak çalışmalarda Ankara'nın, merkezin arkamızda olduğuna dair kesin bize güven veriliyor. Bu bir destektir. Kesinlikle. Ve biz burada yapmış olduğumuz her çalışmada hükümetimizin, Kültür Bakanlığımızın büyük desteklerini görerek yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda yerel dinamiklerimizi de kullanmaya çalışıyoruz. Valilik olarak biz biraz koordine makamıyız. Bizim buradaki görevimiz yerel yönetimleri, üniversiteyi, sivil toplum kuruluşları da devreye alarak kendimize ait değerlerimizi önce kendimizin bilmesini, yöremizin bilmesini sağlayıp hangi potansiyelden hareket edeceğimize dair bir kararımızı verip buna ait bir yol haritası çıkarmak. Bugünlerde bu çalışmalara da bir farklı hız verdik. Çin'imizi öne çıkaracak şekilde UNESCO'da yaşayan bir, yarışan bir projemiz var. Buradaki Çin'i nasıl gastronomide Gaziantep UNESCO'da bir değer kazandı. Biz de Çin'imizi aynı yerde bir hazine olarak kokuyup ona devam edecek olan ikinci ilimiz inşallah. Kütahya diye evet. Ve hayırlı uğurlu buradaki olsun. Buradaki yerel yönetimlerimizle, ticaret odamızla, belediyemizle bu gayret içerisindeyiz. Ajansımızla bu gayret içerisindeyiz. Bu değerimizi de nasıl gastronomide Gaziantep öne çıktı. Biz de Çin'i de bu değerimizi bütün dünyayla paylaşmak ve bir marka olmak, bir standardı ortaya çıkarmak için bir gayretimiz devam ediyor. Sayın Vali ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ettiniz. Estağfurullah. Biz sizlere tekrar hoş geldiniz. Son olarak efendim Kütahya'dan izleyenlerimize neler söylersiniz? Evet, Kütahya'dan her şeyden önce bu güzel huzur şehrinden, tarih şehrinden, kültür şehrinden, yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri, %56'lık ormanıyla, doğal güzellikleri olan bir şehirden ben herkese selam diyorum ve herkesi beklediğimizi, bu güzellikleri paylaşmaya hazır olduğumuzu bütün izleyicilerinize iletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler efendim Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır'la beraberdik. Tekrar sözü merkeze bırakıyoruz. Birazdan İshak Kazel, Kütahya Milletvekili bizlerle olacak.